Türklerin tarih boyunca savaşlarda kullandıkları silahların, diğer bozkır halklarınınkine göre daha üstün özelliklere sahip olması, savaş alanında büyük bir avantaj sağladı. Türkler, savaş kabiliyeti ve becerisiyle birleşen bu silahlar sayesinde bütün dünyaya meydan okur hale geldi. Peki Türkler tarih boyunca hangi silahları kullandı? İşte Türklerin kullandıkları silahlar ve özellikleri. Temren Okucu ok Temren adı verilen ok uçları çeşitli şekillerde oluyordu. Görselde Hunlara ait çeşitli ok uçlarını görmekteyiz. Bu temrenler günümüzde Çin'in Ordos şehrinin merkezinde yer alan Ordos Müzesi'nde sergilenmektedir. Çavuş oku. Büyük Hun İmparatoru Mete Han tarafından icat edildiği düşünülen çavuş oku, tarih boyunca Türkler tarafından kullanılmış bir ok çeşididir. Öldürme amaçlı olmayan çavuş oku, çıkardığı sesle askerlere nereye yüklenileceğini göstermek ve düşmanın moralini bozmak amacıyla kullanılır. Okun temreni üzerinde delikler açılmıştır ve ok fırlatıldığında, delikten hızla geçen hava tiz bir ses çıkarır. Bu nedenle çavuş okuna, ıslık çalan ok, ıslıklı ok veya vızıldayan ok da denir. Görseldeki hunlara ait ıslık çalan oklar, Ordos Müzesi'nde sergilenmektedir. Ok Tarihin en eski silahlarından olan ok, Türklerin atlı okçu birliklerini kurmaları ile, diğer devletlere üstünlük sağlamasında en önemli etkenlerden biridir. Görselde Osmanlı dönemi okları gösterilmiştir. Bu Osmanlı okları, Almanya'da Karlsruhe Müzesi'nde sergilenmektedir. Yay. Yay, Türklerin kullandığı en önemli silahlar arasında, kuşkusuz ilk sırayı alması gerektiğini düşündüğümüz, bir savaş aracıdır. Türkler yay yapımında o kadar ustalaştılar ki, diğer milletlerin yaylarından iki kat güçlü olan, kendi yaylarını yaptılar. Türk yayının bu denli güçlü olmasındaki sır diğer yayların aksine yani tersine kurulmasından kaynaklanıyordu. Örme zırh Örme zırh ya da zincir zırh, savaş alanlarında oklardan korunmak için, küçük metal halkaların birbirine bağlanarak, örgü şekli verilmesiyle oluşturulmuş, bir çeşit zırhtır. Kiriş yaya takılan ve okun takıldığı ip olan kiriş, eskiden at kılından yapılırdı. Tolga, Mifer. Tolga, savaş sırasında başa gelebilecek her türlü tehlikeden korunmak için kullanılan, bir savaş aracıdır. Görselde altın ve gümüş işlemeli, çelikten yapılmış 16. yüzyıldan kalma Osmanlı miğferi gösterilmektedir. Günümüzde bu miğfer New York Metropolitan Sanat Müzesi'nde sergilenmektedir. Kol koruması, kolçak. Ok atarken kolu korumak üzere yapılmış, bir savaş aletidir. Zihgir, okçu yüzüğü. Zihgir, ok atarken oku çekiş sırasında baş parmağını yıpranmasını engellemek amacıyla kullanılan, bir savaş aletidir. Görselde Selçuklu dönemi Türk yapımı zihgirler gösterilmektedir. Navek Navek, kısa boyda okların, atıcıya zarar vermeden düşmana atılmasını sağlayan buraya denir. Teber İki eliyle tutulmak suretiyle kullanılan bir savaş aletidir. Görselde 16. yüzyıla ait çeşitli Türk yapımı teberler gösterilmektedir. Yatağan kılıcı. Çeşitli kılıç türleri arasında yapısındaki eğrilik itibariyle savaşlarda diğer kılıçlara üstünlük sağlayan Türk yapımı yatağan kılıcı gösterilmektedir. Sadak tirkeş. Yay ve okların taşınması için kullanılan kılıflardır. Savaş baltası görselde 1800'lü yıllara ait savaş baltası gösterilmiştir. Günümüzde Topkapı Sarayı Müzesi silah koleksiyonunda sergilenmektedir. Gürs. Gürs, topuz veya bozdoğan, düşmanı yaralamak ve zırhını parçalamak amacıyla yakın dövüşte kullanılan, üzerinde boğumları olan ve bir ucu öbüründen çok daha kalın bir silahtır. Gürs, demir, bakır, pirinç veya bronzdan yapılıyordu. Kalkan. Kalkan ateşli silahların icadından önce vurucu, delici ve kesici silahlara karşı vücudu korumak için, deriden, madenden yapılmış köşeli veya, yuvarlak formla elde taşınan bir savunma silahıdır. Sol elle tutulurdu. Dikdörtgen, yuvarlak veya kabarık olabilirlerdi. Kalkanlar genellikle demir, bakır, fil ve gergedan derisi, kaplumbağa kabuğu, hasır, söğüt dalı ve kamıştan yapılırdı. Mızrak, tahta saplı, sivri uçlu, avcılıkta ve savaşta kullanılan antik bir silahtır. Ucundaki sivriltilmiş sert uç, taş, kemik, ateşte sertleştirilmiş ahşap ya da metal tahta sapa eklenmiştir. En sık görülen mızrak başı bıçak şeklindedir. Uzun ince silahlar arasında en yaygını mızraktır ve uzun mızrak, kargı, tebel gibi silahların da atası olarak nitelendirilir.